Evet, 27 Eylül 2020 Eskişehir'deyiz. Sizlere şu anda Osmanlı'nın son zamanlarından başlayıp Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılaşan ve hala günümüze kadar biz bir asırı geçen yaşamaya devam eden odun pazarı evlerini ve bölgesini tanıtacağız. Bulunduğumuz yer Atatürk Caddesi'nin Akarbaşı'na çıktığı yer. Bu karşı Atatürk Caddesi. Bu taraf Osman Gazi Üniversitesi'ne gidiyor. Arkeoloji Müzesi'ne ve Vişnelik Mahallesi'ne gidiyor. Sol tarafta Seyit Gazi, eski Seyit Gazi yoluna gidiyor. Bu taraf dediğimiz gibi Sivrihisar Caddesi'ne bağlanıyor ve Odun Pazarı semtinin başlangıcı. Odun Pazarı dünya kültür mirasına alınan, ayrıca ülkemizde de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korunması gerekli tarihi ve kültürel mekan olarak tescil edilmiş özel bir yer. Yerli turizmin gözdesi ve yabancı turistlerin de çok geldiği bir yer. Akarbaşı Camii. Bu gördüğünüz sıra burada Bal Mumu Heykel Müzesi var. Ücretli. Oraya giriş sırası. İleride bu müzeyi sizinle gezeceğiz, tanıtacağız. Burası da yine odun pazarı evleri de bulunan Odun Pazarı Modern Müzesi yeni açıldı. Şu anda dünyada da sanırım bir listeye girmiş durumda. Eskişehir Modern Müzesi. Çok estetik, değişik bir mimariye sahip. Yeni açıldığı için şu anda ziyarete kapalı. Sanırım tadilat ve hazırlık var. İleride burayı da sizlere detaylı olarak göstereceğiz. Şimdi odun pazarında diğer yerleri, mekanları gezmeye devam edeceğiz. Önemli mekanlardan odun pazarına ismini veren, gerçekten odun alınıp satılan mekan var. Odun pazarı. Efendim Adlıhan var. En önemli yer Kurşunlu Camii var. Buraları sizinle gezeceğiz. Evet, yeni ile eskinin birleşimi. Evet, odun pazarına ve Bademlik'e giden giriş. Evet, Mal Hatun Parkı. Şeyh Adıbe Ali'nin kızı, Osman Gazi'nin eşi, Osmanlı'nın kurucusu. Mal Hatun Parkı. Evet, ileride Atatürk Lisesi var. Bu yol oraya doğru gidiyor. Gök Meydanı tarafına gidiyor. Burası da yine odun pazarına giriş. Evet, trafiğe kısıtlanmış durumda şu anda. Evet, buradan başlıyoruz odun pazarını gezmeye. 1778 yılında yapılan ve yeni onarılan Tiryakizade Süleyman Ağa Camii. Evet, kitabesinde bütün alemler için rahmet olsun diye Fatiha okuyanlar apaçık bir mekanda durağı cennet olsun. Tiryakizade Seyyid Hacı Süleyman Ağa'nın ruhunu El Fatiha sene 1770 diye yazılmış. Gerçekten güzel bir eser. Osmanlı zamanında yapılan ve halen
ayakta olan güzel bir eser. Evet, buraya yeni levhalar konulmuş. Dışarıdan gelenler için güzel. Burası da yeni yapılan Avukat Hicri Sakarya Sezen Parkı sanırım. Daha yeni yapılıyor. İki dönem belediye başkanlığı yapmış Eskişehir'de. Evet, burası, bu şu anda bulunduğumuz bölge, ilçeye ve semte ismini veren Odun Pazarı semti. Burada odun pazarı, odunlar satılıyormuş zamanında. Burası odun pazarı, şehrin, şehir merkezinin güneyinde tepeye doğru yaslanmış. Bir anlatıya göre ilk yerleşim yapılmadan önce bir ciğer asılıyor değişik yerlere ve burada en geç ciğer en sonra bozulduğu için buraya yerleşim yeri olarak seçiliyor burası. Evet. Odun pazarında bir cadde. Bir sokak daha doğrusu. Evet, az önce söylediğimiz odun pazarına ismini veren odun alınıp satılan yeri simgeleyen, gördüğünüz gibi at arabası, odun yüklenmiş. Burada herkes gelip fotoğraf çekiliyor. Odun pazarının bir simgesi, gördüğünüz gibi odunlar yüklenmiş. Satılıyor, satmaya hazır. Odun pazarı evleri. Bu sokak Kurşunlu Camii sokak. Şimdi Kurşunlu Camii'ne doğru gidiyoruz. Evet, karşıda Kurşunlu Camii görünüyor. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Buralarda birçok hediyelik eşya dükkanları var. Siz işinize bakın. Burası ahşap ağırlıklı hediyelik eşya mağazası. Oyuncaklar. Ahşap arabalar. Bunların hepsi el ürünü. Ne kadar içeceğim. Evet, Kurşunlu Camii'ne geldik. 1525 yılında inşa olunmuş ve sonradan çok defa onarılmış bir cami ve külliyesi. Burayı ayrıca tanıtacağız sizlere. Bir girip çıkalım. Detaylı olarak sonra sizlerle burada olacağız inşallah. Kurşunlu Camii ve Külliyesi. Bu külliye içerisinde cam sanatları merkezi, fotoğraf galerisi, lülataşı galerisi, el sanatları çarşısı, ahşap eserler galerisi, Yeşil Efendi konağı bulunuyor. Evet, camiye girmeden hemen kapısını gösteriyoruz. Sonra buraya döneceğiz. Başka bir videomuzda. Evet, bir grup geziyor. Ben de hatırlatayım. Biliyorsunuz ülkemizde son günlerde bu koronavirüsünden vefat edenlerin sayısı 70 civarında ve her günde çoğalıyor. Lütfen bu kurallara uyalım. Maskesiz gezmeyelim. Mesafe kurallarına uyalım. Kapalı toplu mekanlarda çok fazla durmayalım mümkünse.
Evet, açık alevde cam şekillendirme stüdyosu, sıcak cam üfleme stüdyosu. Buraları sizlere ileride tanıtacağız ayrıntılı olarak. Evet, Kurşunlu Camii Külliyesi'ne batıdan girişteyiz şu anda. Burası bir Osmanlı eseri. Evet, bu taraf Bademlik tarafına gidiyor. Şeyh Şehareddin Sühreverdi Türbesi. Etişehir ve Göç Müzesi. Bu da yeni yapıldı. Adlıhan'a doğru gidiyoruz. Buralarda yeme içme mekanları var. Evet, Eskişehir'in meşhur met helvacısı var buralarda. Az önce gördüğümüz cami, uzaktan görünüşü. Burası mihenk noktası. Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılmış. Buradan dünyanın önemli merkezlerine uzaklık gösteriliyor. Londra 2689 kilometre, Berlin 1930 kilometre, Kiev 1188 kilometre, Moskova 1852 kilometre, Ankara 200 kilometre, Bağdat 1400 kilometre, Mekke 2219 kilometre gibi dünyanın uzaklıkları buradan belirtilmiş. Güzel bir bilgi merkezi. Evet, Adlıhan El Sanatları Çarşısı'na geldik. Burayı da kısa olarak tanıtıp ileride detaylı bilgi vereceğiz. Burayla ilgili de videomuz olacak. Biliyorsunuz oteller yokken daha önceleri hanlar vardı konaklama için. Burası da Adlıhan. Alt kısımda binekler, atlar, eşekler vesaire kalırdı. Üst kısmında da kişiler, buraya konaklayanlar burada konaklardı. Alt kısımda kalan atlara aynı zamanda yiyecek, saman vesaire yem de verilirdi. Han sahibi tarafından. Veya kişinin kendisi de getirebilirdi. Böyle bilgi var. Adlıhan El Sanatları Çarşısı. Evet efendim, Odun Pazarı geniş bir semt. Detaylı olarak tabii gezmek saatlerimizi alıyor. Şimdi sizlere artık kısa olarak tanıttık Odun Pazarı'nı. Evet, Eskişehir Kurtuluş Müzesi. Buradan veda ediyoruz. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum efendim. Evet, gördüğünüz gibi onarılmış. Ancak kullanmayınca yine eskimek üzere. Tekrar hoşça kalın, huzurla, sağlıkla kalın efendim.